Merhabalar, yeni bir gazeteciyle gündemle yine karşınızdayız. Evet, bugünkü programımıza başlamadan önce dünya ve ülke gündemine baktığımızda İsrail'in tek tek lideri vurmaya devam ettiğini görüyoruz. Tabii bunlar yaşanırken 50 bine yakın insanın öldürülmesi tartışılır, konuşuluyor ama bir lider öldürüldüğü zaman da kızınca kıyamet koparılıyor. Çok ayıp ettin İsrail şeklinde. Şimdi yeni bir yas ilan edilecek mi Türkiye'de bilmiyorum ama bugünkü Hizbullah liderinin öldürülmesiyle birlikte gündemin birinci sırasına DEM Parti'nin başsağlığı, rahmet okuması mesajı çıktı. DEM Parti eş başkanlarının Hizbullah liderinin öldürülmesini kınayıp ardından da başsağlığı dilemeleri tartışma konusu oldu. Şu anda birinci gündem bu. DEM nerede, ne yapmak istiyor? Tartışıyor. Acaba Hüdapar'ın parlamasından dolayı çekinerek acaba seçmen oraya gidiyor şeklinde bir çıkış mı oldu? Yoksa bütün demleri de şaşırtan, deme oy verenleri de şaşırtan, demin yöneticilerini de şaşırtan bu açıklama, bu başsağlığı gerçekten de ilginç. Evet, İsrail öldürmeye devam ediyor. Tabii Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Bu arada ülkedeki gerçek gündem de ekonomi. Unutturulmaya çalışılıyor. Yeni haberlerle, yeni manşetlerle, Türkiye'nin ve insanların gündemiyle alakası olmayan işlerle. Ama Amerika ziyaretleri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin, daha önceki liderinin önüne gidip, ey Erdoğan gel aile sorunlarını burada tartışalım. Bu vakfın üzerine aktarılan parayla yapılan bina, 36 katlık bina, Türk evini burada konuşalım ailevi sorunları diye dediği süreçte Kılıçdaroğlu'nu saha dışına iten, bana göre ulusalcı tayfa, CHP'nin içindeki kozmik oda diye ısrar ediyorum ben. Ve sonradan Özgür Özel'le birlikte de gölge ortak olan, hükümete, iktidara ortak olan saray ziyareti ardından Özgür Özel'in de Türk evine gidip orada hem Türk evine sahip çıkması, ilginç durumlar, neler çıktı, tapusu falan zamanda filan almış filan şeklinde savunmasıyla birlikte Türk evine gitmesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ulusalcı tayfa tarafından tartışıyor. Hatta şok olmuş aynen demin bugün Hizbullah'la ilgili yaptığı açıklama gibi. Efendim, Amerika'da niye erken döndü Erdoğan derken New York Belediye Başkanı hakkında iddialar vardı. Ve bu iddialarda da Türk evine yangın sisteminin işte uygulaması için, hayata geçirmesi için öne sürülen, Amerika yasalarına göre çok bağış almaması gereken bir belediye başkanı, hatta zencilerin bile kızdığı bir belediye başkanı da mahkemelik olmuş. O anlamda da evet, o günde tam Erdoğan erken döndü diye de niye döndü tartışmaları oldu. Türkiye üzerinde de tartışmalar başladı. Amerika'da yaşanan bu yolsuzluk olayında. Tabii son dakika haberlere baktığımızda da karşımıza yine demin gerçekten ilginç, halen ben merak ediyorum niye tartışıldı. Bu arada kitap fuarları devam ediyor. Bir konumda konuşacağız onu. Belediye başkanları bu arada bütün işlerini, güçlerini bırakmışlar. Çok büyük çalışmalar yaptı son bir aydır, işte 6-7 aydır CHP'li belediye başlamak üzere kitap fuarlarında. Efendim bakın ne diyor birden Hasan Nasrallah, yüzlerce Amerika'yı öldürmekten sorumluydu. Gülerek bir de resim vermişler. Nasrallah tabii benim bildiğim özellikle Rusya'da, Rusya ile Suriye'de ortak Kamışlı'da ortak bir operasyon yapıyordu, karşı oluyordu. Demler özellikle buna çok kızıyordu ama Demler bir gün Dem'in eş başkanları liderinin öldürülmesini kınıyorlar. Tabii eğitim, Türkiye'de ekonomiden sonra eğitim sorunu var. Biraz sonra Murat Bey'le de konuşacağız. Okullar bir alem, yani HDM dediğimiz daha önce temizlik işçilerinin olmaması, kantinlerin ve taşınmalı eğitimin, okulların kapatılması, tasarruf tedbiri adı altında eğitimi tartışılan bir sorun. Cemal abi, tam eğitimi konuşurken sen okudun okulun pilav günden geldi. Pilav günde. Pilav yediniz mi abi? Pilavda taş çıkmadı değil mi abi? Yok, bizim pilavımız güzeldir. Haydarpaşa Lisesi. Haydarpaşa Lisesi'nde. Pilav günü. Evet. Neydi gündem abi? Pilav, sadece pilav yedik de arkadaşlar.